Hüseyin Gülerci AK Parti'nin Akşener'i kim olacak? Halen AK Partili gözüken Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı manifesto diye nitelendirilen açıklamalar yaptı. Davutoğlu, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığı'na taşıdığı ilk isim. Epeydir AK Parti'de bakanlık, milletvekilliği, belediye başkanlığı yapmış, son seçimlerde aday gösterilmediği için küsmüş isimlerin yeni bir parti kurmak için çalıştıkları yazılıyor, söyleniyor. Davutoğlu'nun manifesto çıkışı artık düğmeye basıldığını gösteriyor. Yeni parti için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ve Ali Babacan'ın da adı geçiyor. Bakalım AK Parti'nin Meral Akşener'i bu isimlerden hangisi olacak? Yeni Çağ Gazetesi Ankara temsilcisi Ahmet Takan dün Ali Babacan İngiltere'de bazı görüşmeler yapıp döndü diye yazdı. Ahmet Takan yazısında Ali Babacan'ın İstanbul'da bir grup sanayiciyle de kapalı bir toplantı yaptığını işittim. İddia o ki ilk etapta ekonomik kriz bahane edilerek AKP içinden 30'a yakın milletvekili istifa ettirilecek. Ardından hükümetin meşruiyeti sorgulanacak. Sonra AKP içinden kopartılacak milletvekili sayısı 50-50 5'e yükseltilecek ifadelerini kullandı. Ahmet Davutoğlu'nun eleştirilerini ciddiye almıyorum. Söyledikleri için de doğrular olmadığı için değil. Birincisi akla gelen her hususta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tenkit ediyor. Ama kendi Dışişleri Bakanlığı dönemine ait tek eleştiri yok kendi icadı stratejik derinlik Suriye'de ve bölgemizdeki hakikatler karşısında öylesine kaybolup gitti ki hatırlanmasını hiç istemiyor. İkincisi vefasız davranan bir siyasi figür olarak hafızamızı yok sayıyor. Bir akademisyenken önce büyük şey yapılmış, sonra Dışişleri Bakanlığı koltuğu verilmiş. Bilahare Erdoğan'ın güven duyarak AK Parti genel başkanı ve başbakan yaptığı bir insanın şimdi sanki yeni doğan bir güneşmiş gibi arza endam etmesini benim vicdanım kabul etmiyor. Üçüncüsü, kendisine duyulan güvene karşılık güvensiz bir siyasetçi olduğunu kanıtladığı için de ciddiye almıyorum. Hatırlayınız. Davutoğlu AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından 5 Mayıs 2016'da yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim demişti. O günden beri Erdoğan'ın karşısına çıkmak için faaliyet içinde bulundu, toplantılar yaptı. AK Parti'nin zor günlerinde tıpkı Abdullah Gül gibi Erdoğan'ın yanında hiç olmadı. Bir nefer olarak referandumlarda seçimlerde çalışmadı, ortalıkta görünmedi. Dördüncüsü Akşener ve çevresi MHP yönetiminde payları olduğu halde Bahçeli'yi eleştiriyormuş gibi yapıp MHP'yi parçalamaya kalktılar. Tıpkı onlar gibi Davutoğlu ve ismi geçen yerleri de AK Parti parti icraatlarında büyük pay sahibi oldukları halde sanki Erdoğan'ı eleştiriyormuş gibi yapıp AK Parti'yi parçalamaya kalkıyorlar akşener ve etrafındakiler savrula savrula HDP ile işbirliği yapan CHP'ye koltuk değneği oldular. Gül, Davutoğlu ve diğer isimleri de başka akıbet beklemiyor. Onlar da savrula savrula milletin karşısında kendilerine ayrılan yere oturacaklar. Erdoğansız Türkiye için kurulan ittifakı güçlendirmek hesabıyla yeni bir parti kurulması zorlamadır. İyi Parti de zorlamayla kuruldu. İyi Parti iktidar için yola çıkarılmadı. AK Parti'nin tökezlemesi Erdoğan'ın çelmelenmesi için yola çıkarıldı. AK Parti'den koparılacak milletvekillerine bel bağlayan Gül, Davutoğlu ve onlarla birlikte hareket edenlerin de iktidar olma derdi yok. Millete yaslanamayınca başka limanlara demir atılır. Hüseyin Gülerce Star